Çorum'un Mecidözül ilçesinde bir kişi, iddialara göre sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp ederek hastanelik etti. Olay, ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Ahmet G. ve eşi Nilüfer C. arasında sandalye yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C. eline geçen sandalyeyi fırlattığı eşini daha sonra evde bulunan balta ile darp etti. Kafasına aldığı balta darbeleriyle yaralanan Nilüfer C.'nin kendisini korumaya çalışırken bir parmağı koptu. İki parmağı da kırıldı. Komşuları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, hastane tedavi altına alınırken olayın ardından kaçtığı iddia edilen Ahmet C. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sandalye yüzünden eşiyle aralarında tartışma çıktığını anlatan Nilüfer C. olayları şu şekilde anlattı. Eşim yaptı, nasıl olacak işte. Sandalye yüzünden. Sandalyeyi ittim, sandalye devrildi diye, kırılacak diye. Önce düşen sandalyeyi fırlattı üstüme, sonra da baltayla saldırdı. Dikiş içinde kafam. Kaç gündür kanamayı durduramıyorlar beynimde. Yarın yine film çekilecek. Dinmediysem ameliyat olacağım, elimden de ameliyat olacağım. Kafam hep dikiş içinde, baltayla kafama vurdu. 7-8 kere. Hastaneye komşular ambulansı haber vermiş. Kendimde değildim geldiğimde. Komşular ambulansı çağırmış, onlar şey yaptı. Kaçmış, kendi öldü diye bırakmış bir de. Şimdi ambulansla polisler gelirken yolda görmüşler, en sonunda onu yakalamışlar. Şimdi cezaevindeymiş, bilmiyorum. Şikayetçiyim zaten. Tutukluymuş şimdi. Cezasını çekmesini istiyorum zaten. Geri de almayacağım. Çocuklar geliyor, geri alsın şöyle böyle. Almayacağım abis. Öldü diye bırakmış beni. Suçum olsa yüreğim yanmaz. Üç gün yoğun bakımdayım. Üç gündür yoğun bakımdayım. Daha ilk dünden beri buradayım. Pazar günden beri hastanedeyim. Pazar günü oldu olay. Kendimi korumaya çalışırken parmaklarım da kesilmiş. Müzik.